Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya. Çok konuşulacak transfer yarışı. Devre arası transfer dönemini verimli geçiren Fenerbahçe ile transferinin son gününde ata kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun peşine düştü. Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekiplerinden Necce'de forma giyen Namek Banda'yı takibe aldı. Her iki takımın da sezon sonunda 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimde bulunması bekleniyor. 2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euro karşılığında Lecce'ye transfer olan banda takımıyla şu ana kadar 56 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambiyalı futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Süper Lig'de yer yerinden oynayacak. Yılın transfer bombası patladı. Galatasaray'ın 17 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi. Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışı sonrası kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun temsilcisinden flash bir hamle geldi. Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmek istediği futbolcu Fenerbahçe'ye önerildi. Transfermarkt'ta piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert Hakan Yandaş herkesi ters köşeye yatırdı. 3 yıllık imza hayırlı uğurlu olsun. Mert Hakan Yandaş transferi resmen belli oldu. Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu, herkesi ters köşe yaptı. Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. İşte detaylar, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son haftaların dikkat çeken performanslarından birisi de Mert Hakan Yandaş'a ait. Deneyimli orta saha, sakatlık sürecinin ardından yavaş yavaş form tuttu ve son haftalardaki performansıyla büyük takdir topladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu Cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve dönem dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmesi bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcunun son dönemdeki yükselen performansı planların değişmesine neden oldu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzatmak adına harekete geçti. Tecrübeli oyuncu ile 2 artı 1 yıllık olmak üzere toplamda 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. T yandan sözleşme detayları ise netlik kazanmaya başladı. Şu anda yıllık 12 milyon Türk lirası kazanan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sözleşmesinde bu rakam 2-3 kat artacak alacağı zamla birlikte Yıldız futbolcunun maaşı 1 milyon euroya yakın olacak. Ayrıca Mert Hakan Yandaş, takımın kaptanlarından biri olmaya devam edecek ve saha içerisinde olduğu kadar soyunma odasında ve Samandıra'da da söz sahibi isimlerden birisi haline gelecek. Ki taraf arasında yapılan görüşmeler sona yaklaşmış durumda. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.